Sevgili çocuklar, merhaba. İnanın son derece heyecanlıyım. Ben bu hoca, bu fakültede 1953 yılının 1 Aralık tarihinde girdim. İşte şey dışında, 2 senelik bir kontenjan senatörlüğü dışında 1989'a kadar burada hocalık ettim. Tabii çok öğrencim oldu. Ama şimdi tekrar gelince bayağı heyecanlandım. Tabii çok yaşlandım. En kötü tarafı da kulaklarım iyi işitmiyor. 2 tane işitme aletim var. Bilmiyorum Ankara havası mı ne? Yeni piller de koyduk. Ama iyi duymuyorum. Ama ben size anlatacağım. Sonra sorularınızı hocanız Murat Bey şeycek yani soru cevapsız kalmasın. Yani bir saat kadar konuşayım ya, bir saate yakın. Ondan sonra tekrar şimdi ne anlatacağım? Anlatmak istediğim şey benim özel hayatım dolayısıyla bildiğim yani ana dilim Almanca. Annem Alman'dı. Küçük yaşta kaybettim. Babamı da kaybettim. İzmir'de büyüdüm. İzmir'de amcamın evinde. Ama o Almanca ana dili kaldı bende. Ve işte bütün hayatım boyunca da hayatımı kazanmak zorunda kaldım. Yani çalışarak. Onun için her vesileyle o dili kullandım. Şimdi İzmir Kız Lisesi'ne devam ederken bir kere her zaman siyasetle çok ilgileniyordum. Yurt dışında büyüdüm. 14 yaşında Türkçe'ye geldim. Türkçe'yi sonradan öğrendim. Benim için bazı arkadaşlar Türkçesi bozuk derler, dediler. Belki de hala diyen var ama Ruşen değil, en az Ruşen'den. Okula giderken gazeteleri takip ediyordum. Yani haftalık harçlığım 1 liraydı. O 1 lira çok mühimdi o zaman. Ve 1 lirayla 5 kuruş Tan gazetesi de alıyordum. Tan gazetesi o zaman en eleştirel gazeteydi. Tek parti sistemi. Oradan da tabii takip ediyordum şeyi. Olayları. Ve yine yatılı olmak istedim. Lisede son sınıfta yatılı olmak istedim. Çünkü çok güç şartlar altında barınıyordum akrabalarımda. İzmir Belediye Başkanı çıktım dedim dil biliyorum. Bana bir iş verir misiniz? Fuarda tercümanlık yapabilirsiniz dediler. Ve ben İzmir fuarının yani 1939 39'u 40'a bağlayan sonbaharında çalıştım yani yazın çalıştım. Tabii fuar bitti. Ve hiç unutmam bir de şunu söyleyeyim. Bazen kızdığım zamanlar oluyor. Öfkemi nasıl boşalttım? Fuarda bir paraşüt kulesi vardı. Paraşüt kulesine çıkıp oradan iniyordum. Yani tabii bağlı, iple bağlı iniyorsunuz ama boşluğa atıyorsunuz. Ben yine böyle bir hırsla gideyim, şimdi atlayayım dedim. Ve mikrofonda İngiltere, Fransa, Almanya'ya harp ilan etti dedi. Daha doğrusu Almanya, Hollanda,
Polonya'ya girdi ve onun akabinde derhal İngiltere, Fransa savaş ilan etti. Ben bu haberi böyle havada değilse ama paraşüt kulesinin balkonunda işittim. Ve bir müthiş bir şok oldum. Çünkü bütün okumalarımdan savaşın ne kadar kötü bir şey olduğunu daima düşünmüşümdür. Ve tabii ondan sonra savaşı takip ettim. 1940'ta mezun oldum. İzmir Kız Lisesi'nden, Fen Şubesi'nden 25 kişiydik. 25 kişi içinde 4'ümüz profesör olduk sonra zamanla. Bir tanesi rahmetli benim en yakın arkadaşım sosyolog Mübecel Kıray. İkincisi Türkoloji şeyi bir zamanlar Ertürk'ün üyesi olan galiba hayatta Zeynep isminde bir arkadaş. Üçüncüsü matematik profesörü oldu Altıntaş. Dördüncüsü de ben. Ben önce hukuk okudum. Yani mezun oldum. İstanbul Hukuk Fakültesi'ne girdim. Şimdi nasıl girer insan 1940'ta üniversiteye? İzmir'den İstanbul'a geldim. Bayazıt'a gittim. Üniversite biliyorum ana bina. Kayıt bürosu neresi? Bir bodrum katı gösterdiler. Bodrum kata girdim. Bir hanım kız. Nereye kaydolmak istiyorsunuz? Hukuk yazdı. Tamam. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Böyle ama o zaman hukuk fakültesinin birinci sınıfında 2000 kişi kayıtlı. Yani devam etmiyorlar. Ama devam eden var. Ve şimdi derslere nasıl giriyordum? Dersler birçok yabancı hoca vardı. Üniversite reformu dolayısıyla Almanya'dan gelen kimisi Yahudi, kimisi sosyal demokrat tercümeyle yapılıyor dersler. İşte bir Roma hukuku hocası vardı, Profesör Schwarz. Şimdi tabii ben takip edebiliyorum. Çünkü dediğim gibi yani önce ana dilim Almanca, sonra Fransızca öğrendim, İngilizce öğrendim, en son Türkçe öğrendim. Sınıf ve bundan çok daha büyük bir amfi ama lebalep dolu. Yalnız en ön sırada askeri talebe vardı, yatılı. Onları sabahleyin erken kaldırıyorlar kahvaltı etsinler diye. Onlar gelip birinci sırayı kaplıyorlar. Şimdi onların önünde strafonten dediğimiz bir şey var. Hani böyle açıp kapanıyor. İşte kendilerine not verecek olan, çünkü kitap yok. Not verecek olanlara ayırıyor. Şimdi bir tanesi de ben. Ben çünkü hem Fransızca konuştu, Almanca konuştu zaman not tutuyorum. Bir de tercümesi var, Türkçe tutuyorum. Şimdi o biz oradan böyle bir sıra idik. Tabii bazen çivi şey diyor, gevşiyor. Ondan sonra biz öne eğiliyoruz. Bu sefer geri gidiyoruz. Rahmetli ilk eşim Profesör Yavuz Abadan o büyük bir aşk hikayesi ama onu size anlatmayayım. Başım dönüyor dedi, başım dönüyor dedi. Gemide miyim falan. İşte böyle geçti yıllar. Ben 1944'te mezun oldum. Ondan sonra o yaz, çok kritik bir yaz. Almanlar Balkanları işgal etmişler. Yunanistan'a gelmişler. Yunanistan da işgal altında. Yunanistan'da İsmet Paşa da her şeyi yapmış savaşa girmemek için. Çünkü biz savaş ilan edildiği zaman müttefikler tarafından daha evvel
Lyon Anlaşması vardı. Lyon Anlaşması geri İngiltere Fransa'nın yanında yer aldık. Onun karşısında Mihver Devletleri var. Mihver Devletleri Almanya, İtalya, Japonya bir sürü de her iki tarafta yardakçılar yani yardak milletler. Şimdi İsmet Paşa'yı şeyler İngilizler muhakkak surette savaşı sokmak istiyorlar. Fakat çok zor çünkü Türkiye'nin silahı yok bilmem bir sürü eksikleri var. Şeyden çıkmış, Kurtuluş Savaşı'ndan çıkmış. Dayatıyor şeylere. Bir Kayre toplantısı oluyor. İşte Kayre toplantısına Churchill geliyor. Şey geliyor. Ve orada sıkıştırıyorlar. Harbe girin. Girerim diyor ama işte şunu 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 istiyorum falan. Tabii öyle şeyler sıralıyor ki o sırada onları vermeye imkan yok şeyler. Bütün Avrupa Hitler tarafından işgal edilmiş. Yıldırım Savaşı 3 gün sürdü. Yani 1 Eylül'de savaş ilan edildi. 3 gün içinde bütün Avrupa Hitler orduları tarafından işgal edilmiş. Fransa'nın yarısı işgal edilmiş. Paris açık şehir olduğunu ilan etmiş. Bir Norveç'e kadar gitmişler. İsviçre ve İsveç iki devlet şeyi onun dışında her taraf Hitler orduları. Ve Yunanistan'a kadar gelmiş. Tabii her yerde Naziler komünistleri takip ediyorlar. Başkalarını da takip ediyorlar. Ve Yunanistan'daki Komünist Partisi'nin direniş hareketleri hakkında çok az şey biliyoruz. Ve bence ileride bunu araştırmak lazım. Çünkü Türkiye'nin savaşa girmemesinin sebebi derinden bir tanesi bana göre Yunan direniş hareketinin olması yani Almanya çünkü Almanya şeye kadar gelmiş neredeyse Edirne'ye kadar gelmiş Rabak kalıyor öbür taraftan da tabi şey var Rusya var ama o şimdi şeyin müttefiki Amerika'nın o zamanlarda Amerika için Rusya Joe amca, Uncle Joe Stalin'i popüler yapmak için ona isim takmışlar Uncle Joe. Sonra Uncle Joe tukaka edildi ama o sırada iyiydi. Ve şimdi bu şartlar altında ben iş arıyorum. İstanbul'da bir gazete çıkıyor. Benden yazı istediler. İlk yazdığım makale Amerika'nın infilakçılığı. Yani Amerika savaşa girmiş 1941'de ama yavaş alıyor yani şey etmiyor. Avrupa'ya çıkartma yapmıyor daha. Bu gazeteyi çıkaran da Fahri Rıfkı Atay, Ulus Gazetesi'nin başyazarı. Ona haber vermiş, demiş ki Halil Bey, Fahri Rıfkı'ya demiş ki işte böyle bir hanım kız var, dil biliyor falan. Gelsin Ankara'ya demiş. Gittim Ankara'ya, çalışır mısınız? Hay hay dedim. Anlaşılan benim alın yazım. Nereye gidersem ilk kadın olarak giriyorum. Tabii Ulus Gazetesi silme erkek. Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne de girdiğim zaman silme erkekti. Yani ben böyle bir öncü kuvvet eşitlik adına. Onun için peki dedim
Kalktım geldim. Bana o zamanki parayla 250 lira maaş dediler. Bunu gazeteciler işitince kıyamet kopardılar. Ya nasıl olur da dünkü talebe nasıl verilir bu para? Fakat Anadolu Ajansı da eleman yok. Yani bilgi üretecek şey yok. Gelken tabii göz yumdular. Ve ben orada çalışmaya başladım. Şimdi tabii en kritik kış 44-45. 45, 8 Mayıs 45'te savaş bitiyor. Ben sonbahar 44'te başladım. Şimdi bir ailenin yanında Yenişehir'de Marif Koleji'nde bir Fikriye Ratlan hanım vardı. Onun evinde bir oda tuttum 50 liraya. Ondan sonra işte bir somya koydum falan. Orada yatıp kalkıyorum. Şimdi düşünün 44 kışı kışı Ankara'da bir lüks otel, yani bir Ankara Palas var, bir de Bellevue Palas var. Oraya gidip yemek yemek dışında bir kadının bir lokantaya gitmesine imkan yok. Yani alışılmamış bir şey. Nerede yemek yiyeceğim? Yardımseverler Cemiyeti'nin bir yurdu vardı şeyde, Ziraat Bankası'nın arkasında. Oraya tabldota yazıldım. Orada yemek yiyorum. İşte akşam ne bulursam. Şimdi tabii nereden haber toplayacağım? Bir radyo var. Ulus Gazetesi'nde bir radyo. Başka bir şey yok. Şimdi ben bu radyoyu böyle sarılıyorum. BBC bulacağım diye. Tabii çok acemiyim. Şimdi Rus orduları ilerliyor. Almanlar Londra'ya füze atıyor. Ruslar o kadar hızlı ilerliyorlar ki işte bir şehir düşüyor. Ben mürettiplere iniyorum. Diyorum ki yazı işlerin verdiği başlık geçerli değil. Şu şehir düştü. Onlar kurşun döküyorlar. Offset yok. Her harf kurşunla dökülüyor. Ne kadar zor bir iş, düşünün. O mürettipler o harfleri diziyorlar, kalıplara koyuyorlar. O bitince tekrar potaya koyuyorlar, eritecekler. Yani o zaman tabii Ankara'da kalorifer yok, doğalgaz yok, sıcak su yok. Yok da yok yani. Siz bugün başka bir dünyada yaşıyorsunuz. Bambaşka bir dünya. O dünyayı ben dönsem yani sizi döndüremem. Öyle bir dünya. Şimdi orada sabahlıyorum ve çok defa gece 2-3'e kadar devam ediyorum. Ankara o kadar emir şeydi ki o saatte eğer mahtap varsa Ulus'tan Yenişehir'e kadar yayan gidiyordum. Ne korkmuyordum. Yani o da var yani. O zaman asayiş berkemeldi. İşte böyle bir şekilde yaşadım şeyi. Bu savaşın bitişini yaşadım. Ve çok heyecanlı bir şey. Ben daha lisedeyken Hitler'in radyo şeylerini dinlemiştim. Ve tabii zaman içinde %100 değiştim. Yani onun etkisi. Fakat gençken yani işte lise 10. sınıf, 11. sınıftayken onun yalnız sesini veriyor tabii, başka bir şey yok. Müthiş insanı şeyden, nasıl diyeyim, çivileyen, böyle dinlemeyi mecbur eden bir şeysi vardı. Yani bir ses ne kadar baştan çıkartıcı olabilir. Sonra, çok sonra iletişim alanında ihtisas yani
çalıştım. Basın yayın, kamuoyu falan. Makrulun diye bir kuramcı var. Onun, o ayırıyor. Diyor ki, radyo sıcak, televizyon soğuk bir araç, kitle araç, iletişim aracı. Neden? Çünkü radyoda yalnız ses dinliyorsunuz, tahayyül edeceksiniz. Yani mesela piyes veriyorlar radyoda, siz tahayyül edeceksiniz o kadını, o erkeği. Halbuki televizyon veriyor. Yani sizin artık hayal kurmanıza gerek yok. Veriyor size. Hayalinizi kısıtlıyor. İşte o ses neden yani beni o kadar etkiledi? Onu sonradan çok araştırdım. Ve hakikaten Hitler yani Nazizm şeyle geldi. Tamamen propaganda ile geldi. Unutmamak lazım. Hitler tamamen kanuni yollardan, yasal yollardan iktidara geldi. Sandıktan çıktı. Yani Türkiye tabiriyle milli irade ile geldi. Darbe ile gelmedi. Seve seve verdiler. Oylandı, seve seve verdiler. Peki nasıl olur da Avrupa'nın en okumuş, en eğitimli, en bilgili, kendini müzisyenler ve şairler diyarı olarak ilan eden Almanya gibi bir ülke bu hale düşün. Neden? İşte onu şey etmek için biraz karıştırmak lazım. Ve işte o sonra benim üzerinde fazlasıyla durduğum bir şey oldu. Ama önce şeyi anlatayım. İşte böyle savaş ilerliyor. O sırada Amerikalılar çıkartma yaptılar Normandiya'ya. Tabii çok önemli bir olay. Bunu belki Ryan Air Kurtarmak filmi var. O film veriyor o şeyi, o dehşeti veriyor. O sırada bana Ankara'da sahip çıkan Robert Kolej'den tekayüt olmuş bir profesör Mur, çok efendi bir yaşlı adam, burada basın ataşeliğine getirmişler, işte Türkiye'yi biliyor diye sefaret. Onun da görevi basına malzeme yetiştirmek. Tabii beni çok seviyor, kızı gibi. Aramızda büyük yaş fark var. Her zaman bir şeyler getiriyor. Bir gün geldi, dedi ki müthiş bir zarf getirdim dedi. Bak dedi, bir açtım. Şeye girmiş Amerikalılar, Auschwitz'e girmişler. Ömür kampına girmişler. İşte ya ölmüş cesetler, tamamen şey etmiş, bir deri bir kemik kalmış insanlar, böyle bir şey, resimler, müthiş bir resim. Ben hemen aldım, Yazı İşleri Müdürü'ne koştum. Yazı İşleri Müdürü de sonra Demokrat Parti'nin Zafer Gazetesi'ni kuran Mümtaz Faik Fenik. Gittim masasına, yaydım. Bakın dedim. Adam bir baktı. Defolun dedi. Ben dona kaldım. Çıktım odadan. Gittim odama. Hademeyi çağırdım. 16 kuruşluk pul. O zaman 16 kuruşluk pulla istifa ediliyordu. Hemen istifamı yazdım. Arkadan Ahmet Muhip Dranas geldi. Dedi ki bana, Nermin Hanım ne yaptınız? Ben dedim ne yapacağım dedim. Ben kovuldum. Niye kovuldum bilmiyorum. Siz dedi anlamadınız. Neyi anlamadım? Efendim Mümtaz Bey kadın önünde bayılmamak için sizi kovmuş. Hey yarabbim dedim. Yani böyle günler. Sonra tabii yırttılar şeyi. Fakat basmadı.
Ulus gazetesi o resimleri basmadı. Halbuki basması gerekirdi. İşte yani bu şartlar altında 5 Mayıs geldi. 8 Mayıs geldi. 8 Mayıs 1945. 8 Mayıs 1945 işte haber geldi. Hitler intihar etmiş. Ondan sonra radyoda ben şey dinledim. O Trafalgar Square var Londra'da. Şey gibi yani Taksim Meydanı gibi. Orada insanlar işte şarkı söylüyor. Churchill'i Churchill gelmiş. Churchill diyor ki ben size vaktiyle gözyaşı, kan ve dertten başka bir şey vaat etmedim. İşte bugün size müjde, savaş bitti. Fevkalade alkışladılar. Tabii ben de son derece sevindim. Fevkalade sevindim. Fevkalade sevinmemin bir sebebi de var. Onu size anlatayım. Şimdi büyük aşk tek taraflı. Benim taraftan devam etti. Ankara'ya geldim. Tekrar Yavuz Bey'le karşılaştım. Yavuz Bey dedi ki ben dedim şey etmek isterim. Madem ki fikrinizi değiştirmediniz. Ama dedi 3 şartım var. Savaş bitecek. Aile muvaffakat edecek. Ev bulunacak. Şimdi savaşı bitirdik. Aile. Ben gittim Eskişehir'e. Tanıştım. Gayet iyi ayrıldık. O da oldum. Peki ev? Şimdi ev Ankara'da tek bir çivi yok. Yani savaş olmuş. Hiçbir şey yok yani. Hiçbir şey. Yeni bina yok bilmem ne yok falan. Ama Ankara'da bir Kayserili adam var. Bu Kayserili adam ya Ankara'da değil ama sonra Ankara'da oldu. İngilizler savaş esnasında Karabük'te bir çelik, demir çelik fabrikası kurma kararını veriyorlar. Kuruyorlar. Şimdi burada kum var. Fabrika burada. Buradan buraya kum gidecek. Adamın biri ilan veriyor gazeteye. Şu eşek sahipleri Kayseri'ye hitaben eşek sahipleri gelsin 15 gün sonra beni falanca yerde bulsun eşekleriyle birlikte. Gidiyor 15 gün sonra. Diyor ki her bir eşek için iki kasa yapacaksınız. Eşeklerin şeyine. Alttan kapaklı, üstten açık. Onları gönderiyor şeye, kum. Orada bir adam kum dolduruyor. Çişliyor, ondan bu tarafa geliyorlar. Ve İngilizler Donkey Express diye tevkalade beğendiler. Şimdi fabrika bitti. Adam tabii bir kuruş para koymadan servet sahibi oldu. Şimdi o parayı da kullanacak. Artan çimentoyu da ona hediye aldı kendisine. Bunları Ankara'ya getirdi. Koç yurdu var Maltepe'de. Koç yurdun arkasında çift bina yaptı. İki tane mütevazi küçük apartmancık. O küçük apartmancıklardan bir tanesine işte oraya girdik. O da şöyle oldu. Yine Yavuz Bey Anadolu Kulübü'ne gidip akşam yemeği yiyor. Bir başka milletvekili demiş ki ben bakıyorum siz her akşam buradasınız. Siz evlisiniz. Hayır. Ama demiş ben tanıdım bir hanım kız var. Gözlük takmaz. Ayak üstüne atmaz. Sigara içmez. O da gözlüklü. Çok iyi bir ev hanımı. Size tanıştırayım. Ama demiş, benim demiş tam sizin tarif ettiğiniz gibi gözlüklü,
sigara içmez ama şey ayak üstüne atan bir başkanım var. E peki niye evlenmiyorsunuz? Ev yok. Ha demiş. Dur bakalım. Ondan sonra bir hafta sonra Yavuz Bey yok Ankara'da. Telefon bana. Kızım gel. Bana dedi ki Maltepe'ye git. Maltepe'de işte bir küçük şey var. Küçük daire. Nohut oda bakma sofra. Minicik. Tamam. Ondan sonra halama haber verdim. Sonra işte 8 Mayıs yani bir sene sonra 8 Mayıs 1946'da Anadolu Kulübü'nde evlendik. İşte başbakan benim şahidimdi. Meclis başkanı Yavuz Bey'in şahidiydi. Köydeki bütün Yavuz'un köydeki akrabaları geldi. Gayet şenlikli bir şey oldu. 1967'de kaybettim. İşte bu fakültenin önünde veda ettik. Burada yatıyor. Öğleden sonra gideceğim. Şimdi buraya kadar bir şey daha bir 10 dakika konuşayım sonra şey yapayım. Şimdi bütün mesele bu Hitler rejimin en güçlü tarafı neydi? Yani en güçlü tarafı şeydi, Yahudi aleyhtarlığını kullanarak ırkçılık yapması. Bu ırkçılık Jermen ırkın üstünlüğü, Jermen ırk dışında herkesin aşağılık bir ırk olduğunu ilan etmesi. Şimdi zannedilir ki yani bunu Hitler bu Yahudi düşmanlığını en fazla propagandasını yaptım. Halbuki hiç iş böyle değil. Bir Amerikalı profesör bu adam kitabın adı Nefretin Kökleri. Bu adam ya Avrupa'da antisemitizm Holokost'tan önce bu adam Pittsburgh Üniversitesi'nde hoca ve şunu araştırmak istemiş. Yani bu Yahudi düşmanlığı Hitler zamanında mı böyle büyüdü? Yoksa daha evvel var mıydı? Ve işte daha evvel olduğunu büyük bir projeyle şey etmiş. Beş memleket seçmiş. Beş memleket. İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Romanya. Ve bu memleketlerde geriye giderekten yani geriye giderek Hitler iktidara gelmeden evvel basında ne gibi yazılar çıkmış, ne gibi konuşmalar olmuş, kimler bu Yahudi düşmanlığı yaygınlaştırdılar ve çok önemli bir şey ben hocanıza tavsiye edeceğim bu kitabı kütüphaneye getirtmesi için gerçekten çok mühim. Size bir iki misal vereceğim. Şimdi mesela Almanya kurulu düzen yani statiko ya karşı yani daima statikodan hoşlanır. Merkel'in dördüncü defa seçilmesi de bunun bir ifadesi. Kurul düzenin bozulmasını istemez. Solculardan korkar. Şimdi Almanya'da yeni fikir üreten hep Yahudiler olmuş. 1848'de Rheinische Zeitung'u kuran Marx, Karl Marx. Onun en büyük yazarlarından biri de Heinrich Heine. Bunlar Yahudi. Ondan sonra işçi hareketini Almanya'da şeyden harekete geçiren onların içinde tabii yine Marx ve Lassalle
Yani Sosyal Demokrat Parti'nin kurucuları ve sendikacılık. Ondan sonra şeyden Weimar Anayasası, Weimar Anayasası ilk kaleme alan taslak, yine bir Yahudi, Hugo Preuss. İlk Almanya'da bir sosyalist cumhuriyet kurulan en muhafazakar eyalet Baviera'da oluyor. Baviera'da çok kısa ömürlü ama o da yine Yahudiler tarafından kuruluyor. Şeyde İngiltere'de çok önemli mevkilere Yahudilerin gelmesi İngilizleri şey diyor, tedirgin ediyor. Mesela Hindistan Kral Naibi Lord Reading Yahudi, Filistin Yüksek Komisyoncusu, temsilcisi, o da Sir Samuel, İngiliz Başbakan Disraeli, o da Yahudi. Ve şey çok ilginç, İngiltere mecburi şey yok, askerlik yoktu. Sonra fikir değiştirdiler, mecburi askerlik getirdiler. Fakat kanunda bir istisna koymuşlar. Doğu Avrupa'dan gelen Yahudiler bunun dışında, onların orduda iyi hizmet etmeyeceğini düşünür İngilizler. Ondan sonra Churchill de Yahudi konusunda şöyle bir ayrım yapmış. Bir fitne fücur yaratan, kaos yaratan Yahudiler var. Bir de yapıcı Yahudiler. Yapıcı Yahudiler de Filistin'de ana yurt kurmak isteyenler. Yani İngiltere hep Yahudileri teşvik etmiştir Filistin'e yurt kurmaları için. İtalya'da yani burada parantez açayım. Ben faşist kelimesini bütün şeyi sağcı hareketler için kullanılmasının aleyhindeyim. Çünkü bu komünistlerin yaptığı bir tasniftir. Nazizm ayrı, İtalyan faşizmi ayrı, Franco faşizmi ayrı vesaire. Yani bunları ayırt etmek lazım. Yani bir kelime faşizm dememek lazım. Ama Mussolini'yi şeyden destekleyen, Mussolini şeyden geliyor, soldan geliyor. Zaman içinde fikir değiştiriyor ve onu üç tane büyük banker finanse ediyor. Bunlardan bir tanesi de sonra hesap makineleri yapan Olivetti. 1933'te İtalya'da faşist partisinin %10'u, üyelerinin %10'u Yahudiydi. Yani bu da şey gösteriyor. Tabii İtalyan faşizmi farklı. İtalyan faşizmi Mare Nostrum, Akdeniz bizim olsun. Antalya'yı biz alalım, Libya'yı biz alalım, alalım da alalım. Eski Roma İmparatorluğunu tekrar yaratalım. Şimdi şurada keseceğim yani sonra devam ederiz. Ben şahsen şöyle bir Almanya'da iki fikir cereyanı çarpışıyor. Bir tanesi bu Hitler çılgınlığı, cinneti, şeyde tarihte, yani tarihte bir istisnadır, bir istisnadır. Şeyde Almanların yaratılışından yararlanmış, yani emsali yok.
öteki görüş bu böyle değil. Öteki görüş şeydir. Bunun bir sürü toplumsal sebepleri var. Ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel. Böyle öyle görmek bana daha yakın geliyor ikinci görüş. Şimdi bir tane yazar var. Goldhagen diye bir adam. Bu adam teşekkür ederim. Bu adam Goldhagen kitabı yani kullanılıyor. Onun tezi bütün Almanlar yardım etti. Bütün Almanlar yardım etti. Yani herkes suçlu. Bu tezi tabii kabul eden var, etmeyen var. Biraz basitleştirilmiş bir tez bu çünkü. Yani bunu söylemek kolay da eğer herkes suçluysa o zaman herkesi şey etmek lazım, yargılamak lazım. O da kolay değil. Şimdi ben bir nefes almak için şey diyeceğim, sizin sorularınızı varsa sorular onları hocanız toplayacak. Ben bir nefes alayım. On dakika. Tamam. 10 dakika. Sadece. Şimdi çocuklar, ben her zaman ayakta ders verdim şimdi. Onun için garsonlarla öğretmenlerin hastalığı var. Barış. Meslek hastalığı. Şimdi nerede hocanız? Ya nerede şimdi? Şey nerede? İlk soruyu sizi ilgilendirecekti. İlk soru. İlk soru kim sormuşsa Weimar Anayasası'nın Nazizmin ortaya çıkmasındaki rolü nedir? Çok önemli bir rolü var. Bunu şimdi burada uzun boylu anlatamayacağım ama şu kadarını söyleyeyim. Rahmetli Yavuz Bey'in doktora tezi Weimar Anayasası ile Türk Anayasası'nın devlet başkanlarının yetkileri. Ve orada işte Almanya ve 24 Anayasası Türkiye Atatürk. Şunu söyleyeyim, Weimar Anayasası Cumhurbaşkanı gereğinden çok fazla yetki vermiş. Buradaki ana fikir şöyle, Almanya Birinci Dünya Savaşı'nın yenilgisini hazmetmemiş. Hitler'in her zaman kullandığı bir deyim var, biz arkadan hançerlendik. Arkadan. Çünkü Alman orduları, kara orduları duruyordu. Deniz kuvvetleri Rusya'daki Rus devriminin etkisiyle donanma isyan etti. Donanma teslim oldu. Dolayısıyla Almanlar biz yenilmedik. Bize arkadan hançerlediler dedi. Ve şeyi kabul etmediler. Sosyal demokratların ilan ettiği cumhuriyeti sevmediler, nefret ettiler. İlk cumhurbaşkanı Friedrich Ebert bir Saratçtı. Saratç.
Bunu aşağılık gördüler. Bir şey yani el ustası falan yani kibar bir adam değil, entelektüel değil. Onun için özlem hep İmparatorluk Almanya'sının bu ihtişamı falan. Weimar Anayasası'nda da Cumhurbaşkanı böyle yarı imparator gibi bir mevki kazandırmak istediler. Ona başbakanı azletme hakkı, meclisi feshetme hakkı, olağanüstü hal ilan etme hakkı ve kararnameyle yürütme hakkını verdi. Bu hakların hiçbirini ama hiçbirini Türkiye Büyük Millet Meclisi vermedi Atatürk'e. Dolayısıyla bu Yavuz Bey'in doktora teziydi. Ve o doktora tezi ben yarıdan fazlasını tercüme ettim. Yavuz Bey'in kitabını yazıyorum ben. Yavuz Bey'in hayatı ve çevresi, yazıları filan. İnşallah ömrüm yeter de bunu bitiririm yani gitmeden. Çok önemli. Başka hiçbir iş yapmayacağım. Yani cevap bu. Anayasa çanak tuttu. Sonunda çünkü Hindenburg şey etti. Önce Hitler'i sandıktan çıktı diye en fazla oy aldı diye şansölye yaptı. Ondan sonra da parlamento yangını çıktı. Parlamento yangını da kundaklandı. Sonradan sabit oldu ki Göring elinde şeyle benzin şeysiyle dolaşmış bütün koridorları. Yani kendileri yaktılar. Komünistler parlamento yaktı diye bir yalan. Ondan sonra da Cumhurbaşkanı meclisi de feshediyorum. Her şey bitti. Bir son toplantı yaptı. Yapmışlar. Parlamento yanmış. Bir opera binası bulmuşlar. Opera binasında toplanacaklar. İşte Alman Sosyal Demokrat Parti'nin haysiyetini kurtaran durum, adamlar biliyordu. O oturuma giderlerse bir daha oradan çıkamayacaklar. Ama hayır oyu vermek için bunu bir onur meselesi yapmışlar. Gitmişler. Tabii çoğunluk Hitler Partisi'nden yana oya arz etmişler parlamentoyu feshetmek. Hayır oyunu vermişler. Her sıranın başında bir tane SS SA hücum kıtası yakaladıkları gibi onları temerküz kampına götürdüler ve işte Sosyal Demokrat Parti'nin sonra ilk tekrar siyasi hayat açıldığı zaman Kurt Schumacher oradan şey çıkmış, bir kolu yok, verem tamamen bitmiş bir insan ama canlı olarak çıktı. Yani biz sonuna kadar savunduk Almanya'daki demokrasiyi diye bildiler. Yoksa yüzlerine bakacak halleri yoktu. Yani bu soru kim sordu? Kim sordu? Siz sordunuz. Güzel bir soru. Şimdi ikinci soru. Nazizm, İtalyan faşizmi ve Franco faşizminde size göre farklı olan noktalar nelerdir? Bir kere İtalyan faşizmi bir aşırı milliyetçilik hareketi ve bir genişleme hareketi. Yani Akdeniz'i fethetme, Roma İmparatorluğu tekrar yaratmak. Roma herhalde içinizden giden vardır. Forum Romanum'dan geçerseniz duvarda bütün haritalar var. Roma İmparatorluğu'ndan başlayarak şeye kadar, İtalya'nın birleşimine kadar. Yani oradaki hayal Roma İmparatorluğu tekrar yaratmak. Yani Anadolu'da, Afrika sahilleri de her taraf Roma sınırları içinde ta Almanya'ya kadar. Yani
Mussolini'nin şeysi bu Faccio. Faccio işte şey bir demet şey ok demeti Roma döneminde hayvanlarla boğuşurken arenada kullandıkları bir şey, bir silah. Yani şey bu. Şimdi İtalyan faşizmi böyle bir yayılmacı milliyetçilik. Franco faşizmi de aslında ideolojisi çok sınırlı, yok gibi bir şey. Bir diktatörlük, kilise ve şey, kiliseyle polis ve ordu. Yani otoriter bir sistem. Unutmayın, iç savaş var. Batılı devletlerin finanse ettikleri, bir taraftan Sovyetler komünistleri yardım etti, bir taraftan da işte özgür Batı şeyleri söyle Franco kuvvetler, yani statükocu Batılı devletler Franco'ya yardım ettiler ve işte bu vesileyle söyleyeyim, Lorca var ya, Lorca Lorca işte o savaşta öldü. Bu fakültenin mezunlarından Emre Kongar ve Nuri Çolakoğlu buradaki yatakhanenin yanındaki tiyatroda o kadar güzel temsiller verdiler ki Lorca'nın piyesini oynadılar. Yani bu siyasal bilgiler az adam yetiştirmedi. Yani güzel de tiyatrocusu yetiştirdi. Yani Franco faşizmi şey, yani böyle bir kuş uçurmayan bir otoriter bir sistem. Yani şöyle şeyler, onların en meşhur ressamı Goya. Goya'nın resimleri bir harika. Geçen ay Paris'teydim. Paris Belediyesi Franco'nun görmesini yasak ettiği bir sergi açtı. O da Goya'nın savaş resimleri. Goya'nın savaş resimleri inanılmaz çarpıcılıktadır. Yani kimse bu kadar böyle bir kara kalemle, kara kalem resimleri bunlar. İşte mesela böyle bir aç at ölmüş askerlerin bağırsaklarını yiyor filan, böyle sahteler var. Tabii Franco bunlara izin vermedi. Çünkü kendi iç savaşta yaptıklarını çağrışım yaptıracak. Goya dünya çapında bir ressam, aynı zamanda kralın ressamıydı. Yani o sonra hayatında böyle aşamalar var. Önce krala hizmet etti, sonra halka döndü. Yani keşke böyle bu 41 tane gravür bunlar. Keşke Türkiye'ye gelebilse 41 gravür. Yani o kadar şey değil ama müthiş bir şey. Müthiş bir şey. Çünkü gazeteci yok. O dönemde gazeteci yok. Yani Goya devrinin tanığını yaptı. O resimler işte şey gösterdi. O hunhar iç savaşı. İspanyollarla Hollandalıların savaşı. Almanların Yahudilere bu soykırımı yapmasının sebebi nedir? Başka bir ülke olsaydı aynı olaylar yaşanır mıydı? Buna sonradan döneceğim. Bir dakika. Şimdi Holokost konuşulurken o yıllarda Ermeni soykırımı ile ilişkilendirilir miydi? Buna dair o yıllarda ne konuşuluyordu? Bir rivayete göre Nazi kodamanları demiş ki Türkler bunu hallettiler. Yani bize de işte yeşil ışık yakmış oluyorlar.
Fakat bu belgelenmedi. Yani bu sözler hiçbir yerde belgelenmedi. Fakat böyle bir rivayet var. Şimdi tabii burada sırası değil. Bir tek şey söylemek istiyorum. Gerçekten bu tarihçilerin işi, iki tarafın tarihçilerin işi, ortada bir tehcir var. Bunu kim tahrik etti onu da bilmiyoruz. Fakat bir şey size hatırlatayım. Ruşen Bey buradaydı. Ruşen Bey ile biz Siyasal Bilgiler Fakültesi adına göç ve gelişme diye bir araştırma yaptık 1975'te. Bu araştırmayı 18 Hollanda Üniversitesi finanse etti ve bir de Siyasal Bilgiler. Evet. Yozgat'ın Boğazlen kazası ve Boğazlen kazasına bağlı olan Kırkköy'de. Biz buraya bir sene gittik geldik, işte kitaplarımız çıktı. Sonradan ben bu Boğazlen kelimesi nereden çıktı diye merak etmeye başladım. Ve sonra buldum. Meğer Boğazlen kaymakamı o cörede Türkler tarafından Ermenilere karşı hareketi göz yumuş. Müttefikler İstanbul'da işgal altındayken bunu haber almışlar. Adı Muzaffer. Kaymakam Muzaffer Bey getirmişler İstanbul'a. Yargılamışlar. İdam etmişler. Göz yumdu diye. Sonra İstanbul'dan İstanbul tahliye olduktan sonra İstanbul'da daha çok milliyetçi olanlar Kaymakam Muzaffer Bey için vatan şahidi diye, şehidi diye heykel diktiler. Şimdi size soruyorum. Yani böyle bir yerin adı Boğazlayan bir çağrışım herhalde yapar sizin kafanızda. Bu bir. İki, bir ikinci olayı anlatayım size. Ben Fulbright'le Amerika'ya gittim. Bir sene Amerika'da kaldım. Evliydim. Ve 52-53. O yıl Noel tatili için Kaliforniya'ya davet edildim. Beni ama şeye gönderdiler. Tam Middle West, yani Minnesota, Minneapolis, Minnesota Üniversitesi. Oradan işte Kaliforniya'ya gideceğim. En ucuz yol tren. Ama tren uzun sürüyor işte. 2 gün, 2 gece falan. Trene bindim. Yanımda bir hanım oturuyor. İşte konuşmayı başladık filan. Gece geçti, ertesi sabah. O Amerikan trenlerinde tuvaletle lavabo ayrı. Yani yüz yıkama yeri ayrı. Gittik yüzümüzü yıkadık. O kız dedi ki bana, siz nerelisiniz? Dedim Türkiye'den. Dedi, siz beni boğazlamadınız mı bu gece? Yani ne kadar kafası çatlanmış ki. Yani Türk deyince, yani ben onun boğazına sarılacağım diye şey etmiş. Şimdi yurt dışında Kaliforniya'da Fresno diye bir şehir var. Fresno Ermenilerin Amerika'daki başkenti diyelim. Fransa'da, Lübnan'da bir sürü diaspora var. Şimdi bunlar üçüncü kuşak, dördüncü kuşak bir takım hikayeler dinliyorlar. Ve bunun sahi olduğunu zannediyorlar. Nedir hakikat bilmiyorum. Fakat şunu söyleyeyim, ne kadar açarsak o kadar iyi olur. O kadar iyi olur. Şimdi yine bir parantez açayım. Bir kitap çıktı Almanya'da. Bir sene içinde 1,5 milyon sattı. Yalnız Almanca. Kitabın üstünde bir şey var. Hani Hitler'in saçı böyle döktü önünde.
bir saç. Adı kitabın o yine aramızda. Bir delikanlı genç bir çocuk adı Timur bilmem ne. Annesi Macarmış, babası Almanmış. Bu hayalli bir şey yazıyor. 60 sene sonra Hitler tekrar dirilmiş şeyde şansölye binasında silkiniyor, etrafına bakıyor, çamur içinde falan. Hani benim yaverim, yaver yok. Ben su istiyorum. Gidiyor bir kulübe var, kulübede bir evsiz barksız oturuyor. Gidiyor, bana ne olur biraz su versene. Sen kimsin? Ben Adolf Hitler. Canım bırak efendim, hadi al suyu. Sonra sokağa çıkıyor. Çok aç, biraz çorba. Sen kimsin diyorlar. Adolf Hitler. Anladık şimdi, şakayı bırak da hadi bu çorbayı iç. Böyle diye diye gazeteciye rastlıyor. Gazeteci bakıyor ki bu çok ilginç bir şey. Röportajlar bilmem neler. Adamı reklam şirketleri hemen tutuyor. Üstünü başını şey diyorlar, lüks bir otele oturtuyorlar. Ve yani o kadar komik ki o son sayfelerde şey yapacak, spot yapacak televizyonda. Mesela saç kremi, güzel bir saç kremi falan. Şimdi aklına geliyor, ben nasıl bir nutuk vereyim? İşte diyor şeyde Rusya'nın kar kaplı ovalarında biz vatan için donduk öldük filan. Yok diyor, bu olmaz diyor. Ondan sonra şöyle diyor, biz laboratuvarlarda sizin saçınız daha güzel olsun diye canımızı feda ettik filan. Bu böyle gidiyor. Nasıl komik, nasıl komik. İşte dedim, bu kitap çıktıktan sonra Almanlar bir kısmı iflah oldu. Kendi alay edebiliyorlar. Eğer alay edebiliyorlarsa o zaman bir ümit var bunların. Ama yani unutmayın, o döner cinayetleri de duruyor. Döner cinayetler daha onun hesabı görülmedi. Yani diyeceğim böyle şeyleri sökmek, faşizmi sökmek, nazizmi sökmek öyle bir günlük iki günlük iş değil. Çok uzun zaman ister. Bu kitap yılbaşında 14 dilde çıkacakmış. Bilmiyorum Türkçesi çıkacak mı ama çıkarsa yahut başka dilde okuyun. Çok eğlenirsiniz. Yani ben fevkalade eğlendim. Ben 500 sayfa. Çok eğlenceli. Şimdi 1930 ve 40'larda Türkiye'deki Hitler sempatisi vardı. Vardı. Cumhuriyet Gazetesi'de yarısı Hitler sempatizanıydı. Yani yok değildi. Bu şeyden ileri geliyor. Hitler daima Türkiye'nin bir tek yenilen ve kendisine çok ağır şartlar koyan Sevr muadesini yırtıp Lozan'ı yaptığı için şey etmiştir. Yani ismini bahsetmemiştir ama bütün konuşmalarında işte bir tek Türkiye şey edebildi. Bu kendilerine yüklenen ağır mükellefiyetlerden sıyırabildi. Öteki şeyler ne Saint Germain, yani ne Macaristan, ne Versailles, Almanya'ya çok ağır tazminat geldi, çok ağır şartlar geldi. Ren bölgesini baştan aşağı işgal vardı. Yani Almanya daimi işgal altındaydı. Onun için tabii bunları çok istismar etti. Hitler çok istismar etti. Yani vardı, şimdi yoktu diyemem. Şurada da bir arkadaş diyor ki bir rejim tartışması ve kavramsal beraklık
Vurgunsa ilişkin belki 12 Eylül'e faşizme adlandırması yapılmasına ne dersiniz? Ben 12 Eylül'ü şey olarak görüyorum, faşizm kelimesi sevmiyorum. Dediğim gibi ben faşizm kelimesini İtalya için kullanırım. Yani ötekiler için kullanmam. Şimdi 12 Eylül bir totaliter devlet kurma değil ama otoriter, antidemokratik, neoliberalizmi güçlendiren bir şey olarak görüyorum. Buna isterseniz postfaşizm denir ama yani faşist kelimesini orada kullanmak istemem. Çünkü İslam dinine daha fazla yer vermek bence 12 Eylül'ün ideolojisi olarak koymak yanlış. Yani yanlış bir şey. Onu bir inanç sistemine bağlamak mümkün değil. Tabii ki orada şey var, çok kullandı. Kenan Evren çok kullandı. Fakat ben bunu küreselleşme çerçevesinde otoriter sistem olarak görüyorum. Çünkü yani globalization, küreselleşme her şeyi değiştirdi. Yani sosyal medya varsa, Taksim olayı varsa, Gezi varsa öyle bir yerde çok farklı bakmak lazım. Ve istikbal için de ben zaten oradan ümitleniyorum. Şimdi bir arkadaş da şey demiş, Türk toplumunda Kadın adlı eserin ortaya çıkmasını sağlayan ortam nasıldı? Sizin her yerde öncü kuvvet olmanızın nasıl etkisi oldu? Burada kendime fazla hiçbir pay çıkartmıyorum. Uluslararası kuruluşların rolünü ve önemini küçültmemek lazım. Birleşmiş Milletler insan hakları bildirgesini Madame Roosevelt'in başkanlık ettiği komisyon tarafından kabul ettirdikten sonra orada kadın erkek eşitlik ilkesi var. Üzerinden aşağı yukarı 20 sene geçiyor. Bakıyorlar kadın erkek eşitliği hemen hemen hiçbir yerde fazla bir ilerleme kaydetmemiş. Ondan sonra Birleşmiş Milletler girişimlere giriyor. Evvela Meksika'da bir Dünya Kongresi topluyor. Sonra Kopenhag'da, daha sonra Çin'de, Kopenhag'dakine de ben katıldım. Avrupa Konseyi bu Birleşmiş Milletler'in çalışmalarına katılabilmek için bir takım hazırlık çalışmaları yaptı. Ve Dışişleri Bakanlığı beni Avrupa Konseyi'nin Kadın Erkek Eşitlik Komisyonu'na Türkiye'yi temsilen yolladı. Ben o komisyonda 1978'den 1993'e kadar hizmet ettim. Yani ikinci başkanlık ettim, üyelik ettim. Çok şey öğrendim. Yani bu şeyleri bir toplumda kadının durumu nedir? O orada çok tartışıldı. Ondan sonra Amerika'da bir konferans yapıldı. Ona da katıldım. Oradan aklıma geldi. Türkiye'de bu konuda çalışanları bir araya getirelim. İşte o şekilde doğdu bu fikir. Şimdi o kitap Türk toplumunda kadın kitap üzerinden tabii çok zaman geçti. Ama yenilemek yani yeniden çıkartmak lazım. Günün yalnız 24 saati var. Ben her yere yetişemiyorum. Beni de gömdükleri zaman şey yazsınlar.
Onun hiçbir zaman sekreteri yoktu, asistanı da yoktu. İşte ben ne yapabilirsem onu yapacağım istiyorum. O kitap tekrar şey edilsin ama mesela Ayşe Baysal Hacettepe Üniversitesi'nde ilk besleme, doğru besleme şeysi, hocası. Onun o kitapta şeyi var. O bugün de geçerli. Bugün de kadınlarımız Anadolu'da yeteri kadar beslenmiyorlar. Sık sık çocuk sahibi oldukları için büyük şey var. Kanda demir eksikliği var. Başka eksiklikleri var. Bunu Ayşe Baysal o zaman söyledi. Biz hala şey peşindeyiz. Üç çocuk peşindeyiz. Ben göçle ilgili çalışıyorum. Tabii sığınmacı meselesine de ilgileniyorum. Şimdi beni en çok düşündüren şey sığınmacılarımız geliyor. Sağa sola yerleştiriyorlar. Onların şimdi yurttaşlık da vereceğiz. Fakat tek yaşlı değil bunlar. Çok yaşlı. Dolayısıyla tabii üç çocuk olacak, 12 çocuk. Bu bizim konuşmayan kadınlarımız ne yapacak onu merak ediyorum. Ve en çok kızdığım insanlar şimdi Türkiye'de 50 yaşında emekli olan genç okumuş kadınlarımız. Evde oturuyorlar, bir iş yapmıyorlar. Son derece kızgınım. Muhakkak yapabilecekleri bir şey var. Hepsi bilgisayar biliyor. Başkasına bilgisayar öğretsinler. Bir şey öğretsinler. Gidip manikürlü tırnak boyamasınlar. Şimdi de yani öncü kadın olduysam başkaları ittirdi yani itilmedim ama belki geliyor. Ben erkek meclisine girmekten hiçbir zaman çekinmedim. Yani orada kafayla çalıştığım sürece sadece saygı görürsünüz. Yani kadın erkek bir arada olur, arkadaşlık da olur, olmalıdır. Gençken de aşk da olmalıdır. Hayat güzeldir, bir defa yaşanın. Şimdi bu şey hangi şartlar altında geldi bu? Niçin Almanlar bu kadar kolay alıştılar? Çünkü bir defa bir şef, lider tapınması var. Bu Almanlarda çok beğenilen bir şey. Mesela müdür demiyor da mesela bir sekreter hanım yere gittiğiniz zaman bir müdür var. Eğer o müdür erkek yahut kadın sekreter hanım hep şef diye bahseder. Madame Merkel de sekreterinin gözünde şef, şefin yani lider böyle tartışmasız bir önder. O öndere işte biliyorsunuz Heil Hitler selamı vermek lazımdı. Şimdi sokakta karşılıklı olarak birbirine Heil Hitler diye selam verecek. Bir tanesi vermezse böyle bir gözle bakıyorlar. Sonra daha Holokost yani ölüm kampları açılmadan evvel bütün Yahudilere sarı yıldız takmak mecburiyeti vardı. Göğsüne sarı yıldız takacak. Eşcinsellerse pembe yıldız takacak. Bilmem şeyse sosyal demokratsa kırmızı yıldız. Sarı yıldız kaldırımda böyle gelirse siz de kaldırın yani böyle geliyor siz kaldırımdasınız siz aşağı ineceksiniz o geçecek. Bunu yapmadığı zaman öteki ona
Niye inmedin aşağı diyor. Şimdi bunu yani bu gündelik hayat, gündelik hayat yani bunu benimsemişler yani günlük yaşamda. Ondan sonra Nazilerin kadın politikası çok benziyor bize bugünkü ortama. 3K. Çocuk, mutfak ve lise, 3K. Yeri orada, yeri orada. Naziler şeyleri çıkarttılar. Hakim bırakmadılar. Kadın hakim yok. Sorumlu mevkide kadınları ekarte ettiler. Genç kızlar için mecburi bir yıllık ev hizmeti, zorunlu hizmet geldi. Yani bir ailede bir hasta olmadıkça 14-15 yaşında kızları başka bir aileye ev hizmeti öğrenmeye gönderiyorlar. Mecburi. Ve şey tabii çok güçlü bir kadın örgütü var. Hem şey BDM Bund Deutscher Mädchen Alman Kızları örgütü HC Hayut Hitlerjugend. Bunlar erkek çocuklar. Dansı var. Bunu altını çizerek söylemek istiyorum. Hitler'e doğum günü hediyesi olarak bir doğum günü hediyesi yapıyorlardı. O nasıl bir doğum hediyesi? Hitler'in doğum günü 20 Nisan. Charlo da aynı gün doğmuş. Bir sene önce bir kamp açıyorlar. Jermen ırkının en güzel delikanlıları oraya misafir ediyorlar. En güzel kızları seçiyorlar. Ve öyle ayarlıyorlar ki Führer Önder 20 Nisan'a bir bebek gazetede çıkıyor isimler. Almanya'nın her yerinde. Yani işte bunu bilin. Führer'e şey bunu benimsemiş Almanlar. Nazilerin bir de son derece şanslı bir şeyleri vardı. Bir propaganda bakanı Goebbels. Bu adam felsefe okumuş. Yani Hitler'in hiçbir tahsili yok. Hitler fevkalade basit bir aileden annesi horlanan bir meyhanede hizmetçi bir kadın. Babası alelade bir yerde bir küçük memur. Dördüncü çocuk olarak dünyaya geliyor. İşte babası erkenden ölüyor. Annesi de göz yumuyor okula devam etmemesi. Viyana'ya gidiyor. Bir tek eli kalem tutuyor. Yani şey çizim yapıyor. Parası yok. Şeyle para kazanıyor. Böyle bir takım küçük kartpostallar çiziyor. Onları satıyor. Ve birkaç yani
bir seneden fazla böyle evsiz barksız kişiler için yatakhaneler var. Belediyenin açtığı fevkalade süfli, banyo yok, bir şey yok falan. Oralarda barınıyor ve orada konuşmalardan bütün bu sefaletin sebebi Yahudiler bunu benimsiyor. Ve şunu söyleyeyim size, bakın Hitler üstelik Alman da değil, Avusturyalı. Yani Avusturya'da doğuyor, Viyana'da yetişiyor. Birinci Dünya Savaşı açılıyor, başlıyor, askere yazılıyor. En azından orada karnım doyar diyor. Asker oluyor, savaşıyor, bir ara gözünü kaybediyor, gazdan iyileşiyor. Terhis olduktan sonra istihbaratta kullanmışlar. Yani Münih'te bir çeşit istihbarat memuru, yani tahsilsiz ve işte o bir küçücük bir parti NSDAP, onun şeylerini, tezlerini beğeniyorum. Alman sosyalist Alman ulusal sosyalist işçi partisi. Yani hem işçi partisi hem ulusalcı. İlk başta tabii sosyalistler çok gelmişler, sonradan Hitler onları şey etmiş, ayıklamış. Hitler zamanında dili şey etmek, dille çok oynandı, lisanla çok oynandı. Mesela çok ihbar yapıldı. Düşman dinleme. Tabi savaş esnasında BBC dinleyen idam ediliyor. Yani yakalanırsa. Şimdi ben 1969-70 yılında Münih Üniversitesi'nde bir yıl misafir hocalık yaptım. Benim çalıştığım enstitü, yani orada fakülte değil de enstitü, Geçmişte Şol Kardeşler Enstitüsü siyaset bilimi öğretiyor. Bu kız, iki kardeş, bir oğlan bir kız. Bunlar savaş aleyhtarı. Savaş aleyhtarı ve dindar gençler. Şeyler yazıyorlar. Bir takım şeyler, beyanlar falan. Üniversitenin avlusundan, yani tuvaletin avlusu, tuvaletin penceresinden aşağı atıyorlar o şeyleri, bildirileri. Yakalanıyorlar ve üniversitenin önündeki meydanda balta ile kafaları kesiliyor. Onun için
Şol kardeşleri, hem meydanın adı o, gün işi bilenleriniz, büyük bir cadde var, kocaman, onun sol tarafında üniversite binası var. Şimdi üniversite binasının önündeki yuvarlak meydan Şol kardeşleri, o iki, bir oğlan bir kız, yani kendini feda edenler oldu ama fazla şey değil, yeterli değil. Lokantalarda, birçok lokantalarda buraya köpek ve Yahudi giremez lefası vardı. Kimseye aldırış etmedi. Yani okuyup geçtiler. Temerküz kampları. Temerküz kampları, yani asosyal dedikleri insanları kampa koyuyorlar. Ortalama vatandaş şey diyor, uymadı. Ne gül gibi geçiniyoruz yani, fevkalade bolluk içindeyiz. Bir de şu var, 6 milyon işsiz vardı Hitler iktidara geldiği zaman. Ne yaptı Hitler? Bütün Avrupa'daki otoban yolları inşa etti. O yollarla sonra Nazi ordusu Avrupa'yı şey etti, işgal etti. Yani önceden yollarını yaptı. Tabii o yolları inşa etmekle iş çıktı. Sonra bir de şey dedi, hepinizin ayağına, hepinize birer araba vereceğim. Sizin kaplumbağa dediğiniz o küçük araba var ya, kaplumbağalar, Volkswagen. Volkswagen'i çıkarttı. Herkes, oh ne güzel arabayla. Ondan sonra uysal işçilere kamplar açtı. Deniz, plajlara gönderdi, bilmem nereye gönderdi. Ne kadar işgal edilen yer varsa oraya gitti. Yani İspanya'ya gittiler, güneşli yerlere gittiler. Yani şey, rejim çok kolladı. Şimdi bir şey daha. Ölüm kampları. Ölüm kampları şeyden sonra, yani bakıyorlar Hitler giderek bir, yani cinnet kelimesi burada yanlış, fikirlerinin esiri oluyor. Yani iktidar şey ettikçe, daha güçlü hissettikçe kendini, şeye kanal gidiyor, mutlak surette şey yapmak lazım. Bu şey, haşerat diyor Yahudiler için, haşerat. Bu haşeratı Avrupa'dan temizlemek lazım. Ve işte şey geliyor, kimler geliyor? Nihai çözüm, nihai çözüm şeyde yapıyorlar. 1942-43 sırasında veriyorlar. Ve prensip olarak ölüm kamplarını Almanya'da kurmuyorlar, Polonya'da kuruyorlar. Şimdi Yavuz Bey savaştan sonra bir uluslararası siyaset bilimi derneği var. O derneğe yönetim kuruluna seçildi. O zaman dekandı, fakültenin dekanıydı. Beni de aldı götürdü ve bir toplantı yapıldı. Polonya'da, Varşova'ya gittik. İşte ölümünden önceki sonbahar, 67'de öldü, 66'da gittim onunla. Varşova tamamen tahrip olmuş, yani taş üstüne taş kalmamış. Bizim kalacağımız otel de yok, bir şey de yok. İşte bir daha başka bir yerde, Yablona diye bir yer var, oradan bir misafirhaneye koydular. Fakat Polonyalı meslektaşlar
şey demişler, sizi şeye götüreceğiz. Lubin. Lubin. Almanlar Polonya'yı işgal ettikleri zaman tabii her taraf Almandı. Sovyetler şey ettikçe, ilerledikçe direnişçi hükümet, yani özgürlükçü hükümet Lubin'de başkent ilan etti. Özgür Polonya'nın. Lubin şehrinin de 4 kilometre ötesinde bir ölüm kampı var. Bu ölüm kampına bizi götürdüler. Ben onu şeyde de yazdım. Kum Saati'ni izlerken benim biyografim var. Orada yazdım. Biz kampa geldik. Kampın kapısında çalışma özgür kılıyor diye bir yazı var. O meşhur yazı. Yani ne çalışması? Yani ölüme gitme. İlerledik. İşte bir binanın önüne geldik. Ha, Maydanek'in en büyük özelliği Almanlar o kampı tahrip etmeden kaçmak zorunda kaldılar. Yani her şey olduğu gibi kalmış. Olduğu gibi. Versin. Versin değil mi? Şimdi binanın önünde ve bu binadan, yani bu salondan daha yüksek bir plexiglas, yani naylon şeyin altında insan kemik yığını, insan kemikleri böyle korunmuş. Yavuz Bey oraya oturdu ve dedi ki ben giremem. Ama dedi sen gireceksin, sen çok dikkatle bakacaksın her şey. Benim şeyim, ben kaldıramıyorum. Zaten yaşlıydı, yorgundu. Ben içeri girdim. Kapıdan giriyorsunuz, sol tarafta cesetlerin şey, doktorlar cesetleri şey diyorlar, değerlendiriyorlar. Kanı akıtıyorlar, böyle oluk var, kanla şey yapıyorlar, boya yapıyorlar. Ondan sonra dişçiler dişleri söküyorlar, işte altın varsa bilmem ne. Birileri de saçları kesiyor, saçlarla yastık dolduruyorlar. Yani baştan her tarafı kullanıyorlar. Ondan sonra oradan şeydi, bu tarafta fırınlar, fırınlar. İşte gece gündüz yanıyor ve şey tabii kül kül oluyor, külü de ziraatte kullanıyorlar şey etmek için, gübre olarak. Beni en çok etkileyen giriş kapının karşısında arkadaşın durduğu yerde bir hücre var. O hücrenin duvarları bu kadar kalın. Böyle fevkalade kalın. Çünkü siyanit gazı veriyorlar. Zehirli gaz veriyorlar. Onunla öldürecekler. Kurbanlar çırçıplak soyulmak zorunda. Çoluk, çocuk, çocuk, anne, baba hepsi. Böyle tıka basa, yani yani bir asansör kabin kadar bir yer ama ağzına kadar tıkıyorlar ve ben o duvarın şeyinde, yani cam verirken o çimentoda parmak izlerini gördüm. Yani ne kadar müthiş bir can çekişme ki bu çimentoda iz bırakmış.
Şimdi gece gündüz yanıyor bu şeyler. Lubin'deki insanlar da havada tatlı bir şey var, hiç gitmiyor. Tatlı bir bulut. Yani insan eti çok tatlı bir koku yapıyormuş. Tabii Lubin'dekiler, Almanlar oradayken bir şey yapamıyorlardı. Ruslar geldikten sonra zaten bu kampta ortaya çıktı. Fakat şeyde Bavyera'da, Münih'e yakın Dachau'da bir temerküz kampı var. Temerküz kampı yani yoğunlaştırma kampı. O yeniden eğitim için. Orası asosyal insanların yeniden eğitim. Yani öldürmüyorlar. Sadece çalıştırıyorlar. Fevkalade az yemek veriyorlar. Ve şey, şimdi Dachau'daki tam Dachau'a çok yakın. Dachau bugün de var o şehir. Giderseniz Münih'te çok yakın. Gezebilirsiniz. Ne yapmış Amerikalı komutan? Amerikalı komutan şey demiş, Dachau halkına demiş, toplanın sokakta. Kamptakileri çıkarmış, bunları yürütmüş. Hiçbir Alman ötekinin yani bakmamış. Bakmayı reddetmiş. Suratını çevirmiş. Yani şey istemiş, göstermek istemiş. Ne halde? Bakın çıkartıyoruz. Zor. Zor, çok zor. Zor işler bunlar. Yani diyeceğim şeyler, bu parti çok örgütlenmişti. 1939'da yani savaş başladığı sırada 850 bin üyesi vardı. Savaş zirve noktasındayken 8 milyon. Yani kim üye olabilmişse kendini çok mutlu sayıyor. Çünkü işte her şey kısıtlı. Ayda bir kere bir yumurta, bir kere süt yok, şu yok, bu yok. Ama üyelere var, üyelere var tabii. Şimdi bütün bunları, bunlar işte müthiş bir geçmiş. Ve bu geçmiş üstesinden bu ülke gelmiş ve bugün Avrupa'nın en güçlü ülkesi. Nasıl olur bu? Bu nasıl olur? İşte onu çok sordum. Hocanız biliyor, ben önce Türk Başbakanlığı, sonra Planlama Teşkilatı, işte birçok örgütler beni Almanca bildiğim için Türk işçileri, Avrupa işçilerle ilgilenmem için görevlendirdi. İşte birkaç kitap çıkardım. Çok gittim geldim. Yani Almanları iyi bildiğimi zannediyorum. Niçin Türk işçisi bu kadar ısrarla istendi? Yani şimdi ilk anlaşma bizim Türkiye Almanya 1961 Ekim ayı. Yani tam şey oluyor. Neredeyse 60 sene oluyor. 60 sene, 50 seneyi geçiyor. Çünkü Alman yani savaş bittikten sonra ne kaldıysa eski teknoloji vardı. O eski teknolojide pazı kuvveti çok lazımdı. Ondan sonra 74'te paydos dediler. Almıyoruz, kimseyi almıyoruz. Ondan sonra şey başladı tabii. Aile birleşimi başladı.
aile birleşimi başladı. Şeyler başladı, sığınmacılar başladı. Yani neden? Çünkü 74'ten sonra yeni fabrikalar kuruldu. Yavuz Bey bir seyahatte bir kompartmanda bir adamla konuşmuş. Konuşurken adam şey demiş. Bakın demiş, bizi sıfır ettiler. Yerle yeksan ettiler. Her şeyimizi aldılar. Her şeyimizi yıktılar. Ama şurada bir çanta var ya. O çantada bizim planlar var. Biz bunu yapacağız. Tekrar ayağa kalkacağız. İşte nasıl ayağa kalktıklarını ve nasıl bir Doğu Almanya doğduğunu, varsa vakit onu da anlatacağım. Şimdilik bir paydos. 10 dakika. Üçüncü Reich, yani üçüncü şey, üç tane şey var. Yani üç Alman devleti. Birisi Büyük Charles zamanında Roma Cermen İmparatorluğu. Sonra işte bir sürü krallıklar, prenslikler. Sonunda Bismarck Alman İmparatorluğunu kurulmasını sağlıyor. O da savaşla. Fransa ile savaşa giriyor. Paris'e gidiyor. Versailles'a giriyor. Alman İmparatorluğu doğuyor. Alman İmparatorluğu'nun yani en büyük şeysi, merakı Osmanlı İmparatorluğu ile dostluk kurmak. İki defa geliyor Abdülhamid'i ziyarete Alman İmparatoru ve İstanbul'da Sultanahmet'te bir Alman çeşmesi var. Ben bunu kadar konsepti anlaşılmaz bir şey düşünemiyorum. Çeşme bir kere Bizans stilinde yapılmış, içindeki kubbe şeyle mozaikle döşeli. Yani güzel işte, Osmanlı'ya bir saygı eser ama yani daha başka türlü bir şey yapabilirdi. Yani şimdi su akmıyor orada. Alman İmparatoru Abdülhamid'in gözüne girsin diye Osmanlı Paşa kıyafetiyle bir tablosu var, çok büyük. Alman konsoloslukta. Alman konsolosluğu
yurt dışında inşa edilmiş olan en büyük binadır. Taksim'e yakın muazzam bir bina. Yani oradaki konsolos yani bir hanımdır şimdi. Yatak odasında herhalde kayboluyor. O kadar büyük bir bina. Görkem, şaşa. Tabii niçin? Bağdat'tan hatını inşa etmek için. Alman sermayesi geliyor. Alman sermayesi ile Haydarpaşa'dan Bağdat'a kadar tren hattı döşeniyor. Kaiser diyor ki ben Müslümanların hamisiyim. Şimdi bir kere çok yine komik bir şey. O zaman daha halifelik var. Yani eğer Müslümanların himaye edecekse onu halife yapar. Herhalde Alman imparatoru yapmaz. Ama işte yani o dönem öyle bir dönemdir. Ondan sonra o talihsiz şey geliyor. Weimar Cumhuriyeti geliyor. Tabii bu araya Weimar Cumhuriyeti geliyor. Weimar Cumhuriyeti işte çok tartışmalı bir cumhuriyet oldu. O anayasa ile ilişkin şeylerimi söyledim. Şimdi bu 12 senelik korkunç şeyden sonra tabii yeni bir devlet kuruluyor ama bir devlet değil iki devlet kuruluyor. Şimdi bir... Tabii bu şeyden sonra nazizmin çöküşünden sonraki olayları anlatmak için bir 3 saat daha lazım. Buna da vaktimiz yok. Fakat şu var önemli olan başta 4 müttefik yani Amerika, Fransa, İngiltere ve Sovyetler dördü bir arada Almanya'yı işgal ettiler. Dörtlü yönetim aslında dünyanın kaderini şeyler karar verdi. Yalta Konferansı. Yalta Konferansı'nda Stalin, Churchill ve Franklin Roosevelt katıldılar. Bu konferansta dünya ikiye bölündü. Sovyetlere nüfus bölgesi, Amerika'ya nüfus bölgesi. Demokrasi ne demek olduğunu bu Yalta Konferansı gösterdi. Çünkü Yalta Konferansı'nın birinci oturumunda Churchill katıldı. Yani İngiltere Başbakanı Churchill. O Churchill ki çok başından maceralar geçmiş bir şey. Çanakkale zaferinde Atatürk'ün sayesinde İngiliz donanması ricadet zorladığı için Churchill bakanlıktan düştü.
Sonra tekrar göze girdi. Tekrar politikaya girdi. Başbakan oldu. Savaşı bitirdi. O sıfatla geldi. Fakat İngilizler savaş biter bitmez seçim dediler. Seçim yaptılar. Ve onun yerine Churchill kaybetti. Onun yerine Attlee geldi. Yani bu çok mühim bir şey. Demokrasi bu demektir. Yani bir savaşı dahi kazansanız Yalta. Stalin, Roosevelt ve Attlee. Şimdi Roosevelt de Yalta'da çok hasta, çok yaşlı. O da ölüyor. Onun yerine de şey geliyor. Truman. İşte daha önceki konuşmalarımda Yunanistan'dan bahsettim. Yunanistan iç savaşı devam ediyor. Komünistlerle komünist olmayanların Amerika endişe ediyor. Sovyet Rusya'nın nüfus alanı genişleyecek. Türkiye'de Yunanistan'da elden gidecek. Truman yardımı, Marshall yardımı başlıyor. Marshall yardımı ile Türkiye işte karayollara kavuşuyor, birçok şeylere kavuşuyor. Bizim için yani bir dönüm noktasıdır. Savaş kazanmak dahi yetmiyor. İşte bu misal bunu gösteriyor. Ve Yalta'dan sonra Churchill o zamana kadar Joe amca iyiydi, Stalin iyiydi. Şey edinceye kadar ama savaş bittikten sonra Joe amca artık tukaka oldu ve şey dedi, meşhur laf, bir demir perde indi dedi. Demir perde. İşte demir perde dünyayı ikiye böldü. Şimdi benim yani yetişkin dönemlerim bu soğuk savaşta geçti. Yani soğuk savaş demek o tarafa gidememek, şey dememek ve Türkiye'de bir solcu avı başladı. Mesela polis bir eve giriyor, bakıyor Larus ansiklopedisi var. Tamam, içeriye. Larus biliyorsunuz ansiklopedi. Yani Rus kelimesi geçiyor ya, içeriye. Böyle bir dönem var. İşte bu şeye tekabül ediyor. Almanya çok şeyler geçirdi. Şimdi Almanya'da bir kere bir denazifikasyona giriştiler. Nazilikten temizleme. Bu çok iddialı bir şey oldu. Tam bir fiyasko oldu. Nürnberg'de şey yaptılar. Yargılama yaptılar. Nürnberg'deki hayatta kalanları idam ettiler. Hitler biliyorsunuz kendini önce Eva Braun yaşadığı kadını öldürdü, sonra kendini öldürdü. Şeyde Göbels'te önce 6 tane çocuğu vardı, onları zehirledi, sonra karısını, sonra kendini öldürdü. Bunların dışındakiler Nürnberg'de yargılandı. O Nürnberg'de yargılananların içinde beraat eden, aklanan bir tek von Papen var. O da işte Ankara'da
Savaş boyu burada büyükelçilik yaptım. Çankaya yokuşunda. Yani von Papen'in de tabii Hitler'in gelişinde katkısı oldu. Bu Nazi partisi, işte Nazi partisi ise suç işledi mi? Bunun araştırması çok detaya girdi, başarılı olmadı ve birçok eski Nazi kaldı. Yani ancak zaman onları temizledim. Sonra şeyler anlaşamadı. Berlin'de sektörlere ayrılmıştı şehir. Fransız sektörü, İngiliz sektörü, Amerikan sektörü, Rus sektörü. Üzerinde anlaştıkları ilke her ay birisi devredecek. Birisi komutanlık yapacak. Fakat Ruslar şey yaptı. Oyun bozulmak yaptılar. Şimdi bahane getirdiler ve bırakmadılar. Onun üzerine Ruslar fevkalade kızdılar ve evvela Berlin'e yiyecek, yakacak gelmesini engellediler. Bir abluka oldu. Bu abluka çok mühim. Çünkü işte Alman milletinin disiplinliğini gösteriyor. Bir yıl boyu batıdan uçakla yakacak, yiyecek, ilaç, her şey uçakla getirildi. 5 dakikada bir uçak iniyordu. 42 tane pilot bu yüzden öldü. Berlin'de bir meydan var, ölen pilotlar. Ama Berlinliler dayandılar. Açla da, soğuğa da dayandılar. Sonunda pes etti. Ruslar pes etti, açtılar yolu. Yani Kızıldeniz'in ortasında kalmışlardı. Ondan sonra ilticalar başladı. Bu sefer duvarı inşa ettiler. Yukarıdan aşağı kadar. Berlin'in içinde de duvar. Öteki taraflarda dikenli tel. İşte Berlin duvarı, Berlin duvarı çok, yani orada da çok anlatacak şeyler var. Çünkü bizim işçiler geldikleri zaman bir kısmı bazı fabrikalar bunlara yurt yapıyordu. Ama çoğunun şeysi yoktu. Ucuz bir yer arıyorlardı. Ucuz mahalle arıyorlar. O ucuz mahalleler de işte işçi evleri yapılmış. Böyle bir sokak cephesi var. Bir avlu daha. Ve o ikinci, üçüncü avludaki daireler çok küçük. Bir katta bir tuvalet. Yani paylaşıyorsunuz. Tuvaleti paylaşıyorsunuz. Öyle yerlere tuttu bizim işçiler. Kreuzberg oldu mu bir Türk mahallesi. İşte bu Kreuzberg duvar açıldıktan sonra şehrin tam ortasına geldi. Bu sefer Türk işçisinin başına gelenler o binaları satın aldılar. Oraya gayet güzel binalar yapmaya kalktılar. Ve yani bir kısmı gitmek zorunda kaldı ama bir kısmı hala orada. Yani orası böyle katıksız bir Türk mahallesidir. Ve neler ben bir gidişimde orada bir Kotbusser Tor var, bir böyle kemer var. O kemerden bir meydana açılıyor. Bir de baktım bir damın üstünde Latin Amerika'daki bilmem ne Tupamaro'lara selam Türkçe. Oraya kadar yazmışlar şeye. Yani her türlü şey var. Her büyük şehirde böyle Türk mahallesi var.
Köln'de de var. Köln Almanya'nın Mekke'si sayılır. Daha çok tarikatların yerleştiği, çok etkili olduğu şehir Köln'dür. Fakat tabii bir de Almanya'da Kürt kökenli yurttaşımız çok. Onlar da işte Öcalan tutuklandığı zaman bütün otobanları işgal ettiler. Otobanları işgal edince trafik durdu. Ve o zaman anlaşıldı bu sosyal medya ne kadar güçlü. Yani bir anda örgütlenebildiler. Şimdi Almanya'da Aleviler tamamen resmi bir hüviyet kazandılar. Hamburg şehri 2012 Ağustos'unda bir Almanya şey oldu, federal oldu. Üniter değil, federal. Federal demek 14 tane eyalet, 3 tane de şehir devleti var. Bu şehir devletleri Hamburg, Bremen ve Berlin. Bunların statüsü ayrı. Geliri de ayrı. Hamburg ve Bremen çok zengin. Liman, dışarıdan çok para geliyor. Önce Hamburg oturdu Alevi cemaatle bir devlet mukavelesi imzaladı. Biz sizi tanıyoruz. Sizin öğretinizi okullarda okutacağız. Bayramınız bayram sayılacak falan. Bir ay sonra Eylül 2012'de Bremen imzaladı. Bu sene Hessen imzaladı. Yani şimdi Almanya'da iki şehir devleti ve bir eyalette Alevilik İslam'ın bir öğretisi olarak kabul ediliyor. Nasıl Katoliklik var, Protestanlık var, Alevilik var, Sünni İslam var. Kabul ediyorlar. Tabii bu durumun Türkiye'yi etkilememesi pek mümkün değil. Elbette ki etkiliyor, etkileyecek de. Etkilemesi lazım. Çünkü biz artık ulus ötesi bir dünyada yaşıyoruz. Transnasyonal. Ve bu transnasyonal hüviyeti kabul etmek zorundayız. İstesek de istemesek de. Şimdi Almanya bu bölünmüş halinde şeye kadar devam etti. 1989'a kadar. 1989'da Sovyetler çözüldü. Bu konuda ben değil, sizin muhteşem bir hocanız var. Benim de özel öğrencim. Yani Boğaziçi Üniversitesi'nde master programında öğrencim oldu. Erel size daha iyi anlattı. Bu Sovyet nasıl çözüldü? Ben de dinlemek isterim. Fakat çözüldü. Birdenbire yok oldu. İşte Gorbaçov vardı daha evvel. Gorbaçov yani onu da yine Erel anlatsın. Nasıl bir kişilikti? Bir takım ilginç adamlar var. Şey var. Polonya'da Balevska var. Tabii papalık ne kadar rol oynadı. O şey Solidarność hareketinin doğuşu. Bütün bunlar sizin gibi genç bilim adamlarına kalmış şeyler yani. Çok şeyler bilmiyoruz. Bilmediğimiz çok şeyler var. Bildiğim tek şey şu ki yani takip ettiğim kadarıyla şey öldüğü zaman mevcut papa öldüğü zaman bir İtalyan papa seçildi. Bir ay sonra o papa yatağında ölü bulundu. Ondan sonra aday oldu. Jean-Paul. Polonya kökenli. O tabii Solidarność hareketini destekledi. İşte işler böyle şey etti. Ben şu kadarını söyleyeyim. Sovyetlere birkaç defa gittim. Brejnev zamanında gittim.
bir 16 kişilik bir Türk heyetiyle gittim. İşte şey de vardı. Bahri Savcı hocanız da vardı. Bize şey dediler. Yani şu yerlerde yemek yiyebilirsiniz. Gidiyoruz. Kapı kapalı. Bir küçük pencere açılıyor. Diyoruz ki yani girmek istiyoruz filan. Özür dileriz dolu. Hemen birisi bir dolar çıkarıyor. Kapı açılıyor. İçerisi bomboş. Bir başka akşam bir profesör İstanbul'dan iki tane Amerikalı hanım profesör ve ben üçümüz, dördümüz bir otel şey var. Kızıl Meydan'a bakıyorum. Metropol mü dedi, nedir? Orada yemek yiyoruz. Bu erkek hocam dedi ki bir şey hizmet ediyorum. Biraz İstanbulca bir hanım. Benim dedi karım havyarı çok seviyor. Kadın gitti içeriden şöyle bir havyar şeysi getirdi. Tabii dolar verdi. Biraz sonra bir kadın garson daha geldi. O da bir havyar kutusu getirdi. İlter Bey çıktı zaman cepleri böyle havyar dolu. Kadınlar içeriden şeyden tabii devlet malı bu. Devlet lokantası. Bu şey karşılığında. Ama en güzel hikaye şu. Üstüne Ergüden var. Çok iyi bir hocaydı. Bir ara benim burada öğrencim oldu. Bir ara geldi. Sonra İstanbul'a gittim. Şimdi Üstün Bey'de var bizim toplum. Kızıl Meydan'dan geçiyoruz. Hep böyle kalabalık. Bir de baktık Üstün'ü bir takım genç çocuklar kuşatmışlar. Adamın yüzü görünmüyor. Eyvah dedik yani. Bunu ne yapacaklar filan çok merak ettik. Ne yapmışlar biliyor musunuz? İçimizde bir tek blue jean getiren, giyen Üstün Bey. O çocuklar gitmişler, evden bir pantolon bulmuşlar. Alt geçite sokmuşlar Üstün Bey'i. Zorla ona blue jean almak istemişler. 450 ruble vermişler. 450 ruble 200 dolar. Yani büyük bir para. Tabii Üstün Bey şey etmiş, kurtarmış kendini. Fakat biz tabii çok güldük. Neredeyse yani üstündeki şeyi kaybedecektir. Yani demek istediğim çok rüşvet vardı. Yani çöküşten önce inanılmaz bir rüşvet vardı. Ve birçok şey bulunmuyordu. Sovyetlere giden yolcu eğer birisine bir şey götürecekse iki şey götürür, üç şey. Bir çift naylon çorap hanımsa sabun bir de tuvalet kağıdı. Yok. Planlı ekonomide yok. Tabii bu şartlar altında televizyon var. Görüyorlar başka bir dünya. Bu kendiliğinden çöktü. Kendiliğinden çöktü. Ve iki Almanya birleşti. Şimdi Doğu Almanya şimdi anlatacağım. Doğu Almanya bu birleşmeyi bu önemli bir nokta. Bir memleket eğer aynı dili konuştuğu halde farklı rejimlerde ise acaba birleşmek ister mi? Almanlar bunu çok tartıştılar. Birleşelim mi, birleşmeyelim mi? Almanya'da normal şartlara geçmek için bir temel kanun hazırlandı. Adı anayasa değil. Grundgesetz. Grundgesetz.
yapmadılar. Batılar. Bunu bir şeye de yaptırmadılar. Öyle kurucu meclis falan değil. 12-14 tane ilim adı, hukukçu bir adaya davet etmişler. O adada, Baviera'da bir taslak yapmışlar. O taslağı müttefiklere götürmüşler. Müttefikler de şey demiş, tamam demiş, işte bunu temel kanun olarak kabul edin. Altında da bir madde var. Almanya birleştiği zaman anayasa yapacak. Almanya birleşti. Alman anayasa yapmak istemiyor. Yani istemiyor. Bu temel kanunu yeterli buluyor. Şimdi temel kanunda şeyler fevkalade ayrıntılı, özgürlükler fevkalade ayrıntılı. Bir tane çok önemli maddesi vardı. O maddeyi kaldırdılar. O da 16. madde. 16. madde diyor ki dünyada herkes kim ki korkudan korku dolayısıyla canını kurtarmak istiyorsa Almanya'da sığınma hakkı kendisine verilir. Bu sayede Doğu Almanya'dan yani Sovyet işgal bölgesinden Batı Almanya'ya 17 milyon insan geçmiş. 17 milyon insan şey etmiş. Kimisi sığınmacı olarak, kimisi şey olarak geçmişler. Willy Brandt bunu şey demiş. Yani bize 17 milyon insan ayaklarıyla oy verdi. Tabii bu madde suistimale, kötüye kullanışa da çok elverişli. Ne yaptılar biliyor musunuz? Türkiye'de Kürtlere yapılan kötü muamele dolayısıyla dışarıya gitmiş olan Kürtler tabii bunu dile getiriyor. İşte Türkiye'dekiler de oraya gitmek istiyor. Fakat herkesten evvel Alman avukatları sınır yakın şehirlerde büro açmışlar. Ve kaçak olarak gelecek yahut şey edecek olana şeyi hazırlamışlar. Dilekçeyi hazırlamışlar. Tabii bu arada kötü muamele görmeyip çalışmak isteyen de vardı tabii aralarında. Bunlara işte ekonomik sığınmacı adı verildi. Almanlar da şey dediler, olmaz artık, bunu değiştirdiler kanunu. Çünkü sığınmacı sıfatını aldığı zaman bunlara maaş veriliyordu. Otelde barındırılıyordu. Yani çok büyük avantajlar taşıyordu sığınmacı olarak. Artık o bugün kalktı. Sığınmak isteyen bugün bir kampta yaşamak zorunda. Ve şeye kadar mahkeme karar verince kadar şey edecek, sabredecek orada. Şimdi Doğu Almanya vakit olsaydı şey derdim, bu da başka bir kitap, Doğu Almanya'daki diktatörlük. Şimdi bana sorarsanız totaliter devlet sistemi, o bütün ders kitaplarında totaliter adını al. Galiba en gelişmiş olanı Doğu Almanya'daki idi. Çünkü Doğu Almanya'daki insan kaynağı çok eğitimliydi ve Alman disiplin şeysine uyuyor. Herkes herkesi gözetliyordu. Şeye uygun hareket ediyor mu? Komünist Partisi'nin şey buyruklarına. Doğu Almanya'da Komünist Partisi'nin başka parti de vardı. Fakat o partiler iktidara gelme izni yoktu. Hegemonya sistemiydi. Ve son derece baskı vardı.
duvar yıkıldıktan sonra Stasi Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin arşivi açıldı. Dosyaları yan yana getirmiş olsalardı 16 kilometre bir mesafe tutacaktı. 16 kilometre. Baba anneyi, anne babayı, baba oğlunu, oğlu babayı, işte herkes herkesi ihbar etmiş de ne? Yani günlük yaşamı nasıl geçmiş? Hani gitmiş annem lan almış. Yani ipe sapar şey etmez ama rejim bunu istiyordu. Rejim herkesin hakkında her şeyi bilmek istiyordu. Ve bu şeyler, yani bu sistem şey, en şahane bir film var. Filmin adı Ötekiler mi? Yani yeni gösterilen bir film. Çok şahane bir şey. Ötekilerin hayatı. Ötekilerin hayatı. Bir ajan, bir meşhur yazarın şeysini, apartmanın üst katına yerleştiriliyor. Oradan küçük bir delik açıyorlar. O aşağıdaki adamı gözetliyor. Gece gündüz de rapor vermek zorunda. O meşhur yazar da bir sürü şeyleri var. Sağdan soldan gelenleri var. Biraz da eleştirel bir adam. Bu kulak veriyor. Yavaş yavaş ajan aşağıdakine sempati duymaya başlıyor. Onun gibi düşünmeye başlıyor. Yani neredeyse şey diyecekler derken duvar yıkılıyor. Ne oluyor? Bu sefer ajanı tutukluyorlar. Sen onların adamısın. Yazar yine makbul adam. Yani işte hayat böyle. Kimisi yakayı kolay sıyırıyor. Kimisi çok ağır ödüyor. Çok güzel bir film. Ötekilerin hayatı. Mutlaka görün. Bir de en çok güzel bir şey de Bay Bay Lenin. O Bay Bay Lenin filmi bir harika. Orada kardeş, anneleri kalp hastası. Hastaneye götürüyorlar. İşte ameliyat geçiriyor, uyanıyor. Doktorlar diyor ki annenizi çok iyi şeydin. Sakın üzmeyin. Ondan sonra anne de hafızasını kaybetmiş. Yatakta bakıyor pencereden. Pencerenin önünden bir zeppelin geçiyor. Zeppelin biliyorsunuz. Üstünde Coca-Cola yazıyor. Diyor ki bu nedir bu? Ha diyor, bu bizim yeni icat ettiğimiz bir içki falan. Böyle işte anneyi oyalıyorlar. Ve Doğu Almanya'nın şeylerini şimdi bitirmem lazım. Bugün de o sinerle vesiler, yani o şeyler, Osiler diyor ki Almanya'yı bunun vesiler sattı. Bunlar Amerikanlaştı. Bunların Almanlarla hiç alakası yok. Bunlar kozmopolit oldular. Bizim dilimizi, edebiyatımızı, sanatımızı korumuyorlar. Şeyler, Osiler çok gururlu. Onlar çok milliyetçi ve şeyleri küçümsüyorlar. Batılıları küçümsüyorlar. Bir de şeye tahammül edemiyorlar. Batılılar da Osilere çok kızıyor. Çünkü bundan önceki hükümet Doğu Almanya'yı kaldırmak için herkesten vergi kesmiş. Herkesin kazancından vergi almış. Kalkınma vergisi olarak. Onlar da diyor ki bize ne? Yani
Doğu Almanlar kendileri kalkınsın, biz ne diye verelim falan. Yani geçinmiyorlar, sevmiyorlar birbirlerini, hiç sevmiyorlar. Hatta o kadar ki benim bir akrabam var, kendisi Türk, hanımı Alman. Bunlar batı tarafında oturuyorlar fakat kayınpederle kayınvalide hala hayatta, öbür tarafta oturuyor. Şeyi arıyorlar, o Doğu Alman zamanındaki şeyleri, ne bileyim ben, bisküvisini yahut bilmem nesini falan. Şimdi Batı Almanya'daki kapitalistler uydurma Doğu Alman şeyleri, konserveleri yapıyorlar. Yani işte böyle bir deli dolu bir dünya, ama işte dünya küreselleşmiş bir dünya. Ve bugün Almanya işte bu haliyle Avrupa'nın en güçlü devleti ve şeylerin yapamadığını. Napolyon Avrupa'yı fethetmek istedi. Rusya'da yenildi. Adada öldü. Hitler Almanya'yı Jermenleştirmek istedi. Saf ırk yapmak istedi. Olmadı. Ama Merkel'in Almanya'sı bugün Avrupa Birliği'ni temsil ediyor. Onun için benim acizane teklif, yani şeyim, hocalarınıza Almanya'yı çok iyi öğrenmek lazım. Almanya'yı öğrenmeden, yani Almanca demiyorum, Avrupa politikasını iyice öğrenmek lazım. Çünkü dünya bugün işte bir her şey biraz kaotik. Anglo-Sakson kanat var, Avrupa var. Orta Doğu kimin olacağı belli değil. Bir Putin var başımızda. Bir ikinci Stalin. Çin büyük soru işareti. Bir de farkında değilim, Hindistan hangi tarihte bilmiyorum ama Çin'le eşit nüfusa sahip olacak. 1 milyar 200 milyon. Öyle artıyor. Yani şimdi Hindistan demokrat, Çin demokrat diyemeyiz. Sadece kapitalist. Yani çok ilginç bir dünya. O dünyayı siz yaşayacaksınız. Her şey önünüzde açık. Gidin, görün, anlayın, yazın. Ve Türkiye'de sevin. Atatürk'ü de unutmayın. Benim için.